Bizans İmparatorluğu hakkında başka videolarda daha önce konuşmuştuk. Bizans İmparatorluğu aslında Roma İmparatorluğu'nun devamı ve kendilerine de zaten Roma İmparatorluğu diyorlardı hatırlarsanız arkadaşlar. Bu videoda şimdi biraz daha derine inmek istiyorum. Böylece hem Doğu hem de Batı'yı kapsayan Roma İmparatorluğu ile Bizans İmparatorluğu olarak adlandırdığımız imparatorluk arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları daha iyi anlayabiliriz. Şimdi kısa bir tekrar yapalım. 400 yılı civarında durum bu şekilde görünüyordu. İdari bakış açısından düşünürsek Roma her ne kadar tek bir imparatorluk olarak ele alınsa da aslında ayrı olarak yönetiliyordu. Batı tarafı Roma'dan, doğu ise Konstantinopolis'ten yönetiliyordu. Çoğu tarihçi Bizans İmparatorluğu'nun başlangıcı olarak imparatorluğun başkentini Bizantiyon şehrine taşıyan ve şehrin adını daha sonra Konstantinopolis olarak değiştiren imparator Konstantin'in başa geçtiği tarihi baz alır. Bu tarihi e, başlangıç e, olarak seçer imparatorluğun başlangıcı olarak. Ancak 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu yıkılıyor ve e, Batı birkaç Germen Krallığına e, bölünüyor. Yani Batı'da bakıyoruz, böyle farklı farklı Germen Krallıkları oluyor. Başkentin Konstantinopolis olan Doğu Roma İmparatorluğu devam ediyor. Ve bir kez daha söyleyelim. Bunlar kendilerine Bizanslı demiyorlardı. Romalı diyorlardı. İmparatorluklarına da Roma İmparatorluğu diyorlardı. Tarihçiler e, uzun yıllar sonra Roma İmparatorluğunun bu dönemini diğerinden ayırmak için bu dönemi Bizans İmparatorluğu olarak adlandırdılar. Evet. Justinianus döneminde bir miktar canlanma oldu. Justinianus batı tarafında İtalyan Yarımadası dahil olmak üzere önemli bir kısmı ele geçirdi. Ancak zaman içinde Bizans İmparatorluğu özellikle doğuda daralmaya başladı. Çünkü özellikle doğuda İslamiyet'in yayılmasıyla mücadele etmek durumunda kaldılar. İkinci bin yıla girerken zaman geçtikçe Türklerin Bizans İmparatorluğu topraklarına girdiğini görüyoruz. Ayrıca 4. Haçlı Savaşları'nda Batılı Haçlılar da Konstantinopolis'i yağmalamıştı. Buradan 1453'e kadar gidebiliriz. 1453'te Bizans İmparatorluğu'ndan ya da Doğu Roma İmparatorluğu'ndan geriye bir tek Konstantinopolis kalmıştı. Bu şehir bildiğiniz gibi Osmanlılar tarafından fethediliyor ve ismi İstanbul oluyor. Böylece Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğu'nun resmen sonu geliyor. Çizelgede de görebileceğiniz gibi bu süreç Batı Roma'nın çöküşünden çok sonraya denk geliyor. Bu özetten sonra biraz da Bizans İmparatorluğu ve Roma İmparatorluğu'nun benzerliklerini ve farklarını düşünelim şimdi birlikte. İlk önce arkadaşlar iktidar merkezine bakalım. Roma İmparatorluğu tarihinin büyük bir çoğunluğunda iktidar merkezi olan yerin adıyla anılmıştır. Yani Roma. Ancak Batı Roma İmparatorluğu'nun sonlarına doğru bu merkez Ravenna olur. Elbette Konstantin başkenti Bizantion yapıyor ve bu da daha sonra Konstantinopolis olarak adlandırılıyor. Her ne kadar Konstantin İmparator Konstantin? Her ikisinin de imparatoru da olsa bu Bizans İmparatorluğunun en azından köklerinin resmen başlangıcı oldu. Roman'ın Roma İmparatorluğunun bir krallık olarak ortaya çıktığı ilk zamanlardan milattan sonra ilk birkaç yüzyılın sonuna kadar geçen süre boyunca başkenti olduğunu söylemek doğru olur. Bizans İmparatorluğu'nun kökleri Konstantin'in Birleşik İmparatorluğun başkentini yani iktidar merkezini değiştirmesi ve başkenti Roma'dan sonunda Konstantinopolis olarak adlandırılacak olan Bizantiyon'a taşımasıyla başlar. Şimdi dil üzerine düşünelim. Roma İmparatorluğu'nun dili Latince. Bizans İmparatorluğu'nun ilk günlerinde Latince, Yunanca birlikte kullanılıyor. Ancak zamanla Yunanca daha ağır basıyor. Hatta Heraklios 7. yüzyılda Yunanca'yı Bizans İmparatorluğu'nun resmi dili yapıyor. Din açısından bakarsak Roma tarihinin büyük kısmında Roma mitolojisindeki tanrılara inanılıyordu. Roma İmparatorluğu dediğimiz dönemin sonlarına doğru 4. yüzyılda Konstantin başa geldiğinde Hristiyanlık yasal hale geliyor ve hem Doğu hem de Batı'yı yöneten son imparator olan Theodosius ise Hristiyanlığı resmi din haline getiriyor. Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğu'nun başlangıcının Konstantin'le olduğu kabul edildiği için Bizans'ın başından itibaren Hristiyan bir karakteri var ve zamanla Hristiyanlık yaygınlaşıyor. Büyük Skizma veya Doğu Batı Ayrışması adlı video serimizde Latin Katolik Kilisesi ve Yunan Ortodoks Kilisesi arasındaki bölünme hakkında konuşmuştuk. Bu iki kilise resmi olarak 1054 yılında ayrılıyorlar. Hukuk açısından bakarsak, Roma İmparatorluğu'nun uzun bir hukuk geleneği var ve hatta buna Roma hukuku diyebiliriz. Hatta bunun Batı uygarlığı üzerindeki etkisi o kadar derin ki, bugün Batı dünyasında kullanılan hukuki terimlerin birçoğu Latince'den geliyor. Tarihçiler Bizans İmparatorluğu'nu çoğu Latince yazılmış olan Roma hukukunu devam ettirmiş olarak görürler. Justinianus bilindiği gibi Justinianus kanunları ile Roma yasalarını yenilemeye, onları daha tutarlı ve daha açık hale getirmeye çalıştı. Ve sonra imparator 3. Leon'un meşhur Ecloga adlı bir hukuk derlemesi var, Ecloga. Ancak Roma hukuku bu reformlardan geçerken Latince'den çok giderek daha fazla Yunanca yazılmaya başlıyor ve giderek daha fazla Hristiyan etkisinde kalıyor. Yönetim açısından özellikle Roma İmparatorluğu döneminde eyalet kavramı imparatorluğun yönetildiği temel alt bölümdü. İmparator Diokletianus sahneye geldiğinde ki bu Konstantin döneminden kısa bir süre önceydi. Yönetim şeklinde bir reform yaptı ve tetrarşi olarak bilinen doğuda ve batıda iki imparatorun ve yardımcı imparatorların olduğu bir sistem getirdi. Bunun yanı sıra eyaletin ne olduğunu yeniden tanımladı ve böylece önce psikopozluk bölgesine, sonra valilere, sonra da tetrarka bağlı olan daha küçük eyaletler oluşturdu. Bizans imparatorluğu ortaya çıkınca bu unsurların yine kullanıldığını görüyoruz. Hatırlarsanız, Konstantin sadece Bizanslı değildi, yani sadece Doğu'nun imparatoru değildi. Hem Doğu'nun hem Batı'nın imparatoruydu ve Tetrarşi'yi sona erdirmişti. Ancak Diokletianus'un psikopozlarına ve sonra valiliklere bağladığı daha küçük eyaletler kavramını o da kullanıyor. Yani o konuda bir benzerlik var. Ancak daha sonra 7. yüzyılın ortalarında Bizans İmparatorluğu daha feodal bir sisteme bürünüyor. Yine bu dönemde Bizans, Yunanca'yı da resmi dil ilan eden Heraklios yönetimi altındaydı. Feodal dememin sebebi, o zamanlar Batı Avrupa'daki feodal sistemle e, karşılaştırılabilir olmasıydı. Yani askerlik hizmeti karşılığında yerel yöneticilere toprak hibeleri sağlanıyor ve bunun karşılığında askeri hizmet alınıyor ve imparatora kaynak gönderiliyordu. Kültür açısından bakarsak Roma İmparatorluğu ile ilişkilendirdiğimiz e, pek çok şey var. At arabası yarışları, gladyatör dövüşleri, imparatorluktaki doğum günleri ve antik Yunanlardan gelen ve Roma İmparatorluğu'na girerken bin yıldan fazla bir zamandır süre gelen olimpiyatlar var. Bunlardan bazıları devam ediyor, bazıları etmiyor. Örneğin at arabası yarışları devam ediyor ve bilindiği gibi Justinianus olaylı bir yarışmadan sonra neredeyse devriliyordu. Olimpiyatlar artık yok çünkü Theodosius Hristiyan geleneğine uygun olmadığını düşünmüştü. Ama imparatorluğa ait kutlamalar, imparatorluk doğum günleri gibi şeyler devam ediyor. Yani Bizans imparatorluğu bazı geleneklerini sürdürüyor. İşte iki imparatorluğa genel bir bakış. Bunun hakkında sizin de düşünmenizi tavsiye ederim. Geleneksel Roma İmparatorluğundan, tarihçilerin sonradan Bizans imparatorluğu olarak adlandıracağı Roma İmparatorluğunun devamına geçerken, değişen veya aynı kalan birçok şey oldu ve bunları bilmek tarihe bakışımızı gerçekten derinleştiriyor.